geldiniz Erken Baskı'ya. Şu anda Tuğçe Işınsu ile beraberiz. Ona çok teşekkür ediyorum. Bir kere sabahın bu erken saatlerinde benim için güzelleşip süslenip gelmiş. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza çağırdığınız için. Sağ olun. Zevkle izliyoruz çalışmalarınızı. Bu kitap, biz genelde sizi hani böyle spiritüel bir danışman olarak görüyoruz, evet, evet, değil mi? Bu gibi konu. Evet. Melek enerjisi, değişik. Tarot, isim analizi, tarot, rüyalar, evet. Böyle şeyler var. Bir anda değişik bir şeyle. Evet. Aslında ortaya. Şöyle, yani niye böyle bir şey yaptın diye çok sorulur ama bu kitabın %30'unda spiritüalizm de yine var. İşte meleklerle aşk nasıl çağrılır, onun dışında ritüeller, tılsımlarla erkekler nasıl etkilenir, o var. Ama evet, bu bir baştan çıkarma kitabı. Nereden çıktı? Aslında spiritüel seanslardan. Çünkü kadın tarot içinde gelse, melek terapisi içinde aşk gelse, için geliyor. Aslında temelinde aşk var ve hedefte bir adam var veya geçmişte kalan bir adam Gitti var. Mi? O nedenle geliyor. Orada aslında onun içsel yolculuğu başlıyor. Doğru. Adamdan dolayı başlıyor. Doğru. Yani ben niye aldatıldım derken başlıyor. Ya da aldatılma değil, nasıl elde ederim? Nasıl elde ederim? Nasıl bir tek beni sever? Evet. İşte nasıl bir tek bana bağlanır? Nasıl o sevgilisini terk eder de? Aslında bunları ben her zaman bir çaresiz çırpınış gözüyle baktım. Yani gidip de eğer medeti sen işte faldan umuyorsan, evet, ya da falda gördüğün ufak bir kalp şeklini veya tarotta gördüğün bir kalp valesini, işte hayatımın en güzel geçecek aşkı geliyor yorumluyorsan, ne kadar acıklı bir durumdayız diye düşündüm. Ama bir yandan da terapi değil mi bu? Çok iyi geliyor insanlara. Evet, bir de şöyle bir şey var. Mesela aslında fal diyoruz ama tarot kartları kullanılsa bile şöyle bir şey var. Bir telepati kuruyorsunuz karşıdaki insanla. Onun aklını okuyorsunuz. Bir de hakikaten geleceği şu günkü inanç sistemimiz yönettiği için orada kadının aklından okuyorsunuz veya enerjisinden. Hakikaten o adamı geri çekebilecek mi? Kendisine geri çekemeyecek Oluyor mi? Oluyor mu? Rastlıyor musunuz siz? Tabii. Yani orada kadının farkındalığını okuduğunuzda geleceği yönelik kadında bütün kodlamalar var. Onu okuyarak zaten söylüyorsunuz. Aslında orada o bir kehanet bile değil. Kadının aklını çözmek, ruhunu çözmek kadın oluyor. Kadın zaten belli bir dertle gelmiş oraya. Evet. Ya mevcutu korumaya çalışıyor, evet, ya yeni bir şeyin peşinde, ya da eskisini özlüyor. Üç şeyden biri genellikle. Evet, aslında ben işin buralara geleceğini düşünmüyordum. Ben bundan 5 sene önce tesadüfen gelen bir teklifle bir tarot programı yapıyordum canlı yayında. Sonra o tarot programı aşk programına dönüştü. Ben orada gördüm. Türkiye'de özellikle çok fazla ikinci kadın olduğunu, doğu ya, çok fazla izliyordu. Kumaların çok fazla olduğunu gördüm. 5-6 çocuğuyla terk edilen çok fazla kadın olduğunu gördüm. Bu kadınlar bir süre sonra evliliğin içine çok fazla aşırı hanımefendi oldukları için kaybedebiliyorlar. O yüzden ben daha baştan çıkarıcı olun dedim bu kitapta. Türk kadınına inanın, yani İzmir, Ankara, İstanbul dışında baştan çıkarıcı bir kadın olmaması gerektiğine yönelik kodlarla yetiştiriliyor. İşte hanımefendi ol, çocuğundur, evindir. Ama sen aşırı kadınsı tarafını kaybettiğinde adam da dışarıya yöneliyor. Aşırı kadınsı ne? Ya biraz daha kadınlığına sahip çıkması lazım. Ben burada yani evli kadınlara da tavsiye veriyorum. Bekarlara da, aldatılanlara da. Ya şimdi kadınlığa sahip çıkmak, hani ezik ol, her şeyi kocandan bekle, kocana. Sen mecbursun, evin ekmeğini kazanacaksın. Anamlara böyle, bu demek değil herhalde kadınsılık, değil mi? Yok, hayır. Yani cinselliğine sahip çıkmak. Evet, cinsellik ama baştan çıkarmam. Mesela ben bu kitabı yazdığımda önce şey dediler. Hani bu bir hani cinsellik rehberi mi? Hiç değil aslında. Baştan çıkarma konusu hareketler, tavırlar, enerji. İlişkinin arasında ne, nasıl ima edilir? Nerede manevra yapılır. Bunları aslında anlatıyor. Bir de demin bir haber işlendi. Mesela Burcu Esmersoy çok ünlü ve güzel ya bir kadın. O haberi bulabilir miyiz acaba? En son okuduğum Habertürk gazetesindeydi. Alabilirsem Habertürk'ü, ben onu konuşurum. Çok güzel bir kadın. Neden aldatılıyor? Hep bunu söylüyorlar. Güzel kadınlar daha çok aldatılıyor. Neden? Nedenini size söyleyeyim. Güzel kadında şu vardır. Beni bütün Türkiye beğeniyor. Ben çok güzelim. Benim erkekle olan ilişkimde ekstra bir şey yapmama gerek yok ki. O kadın kendine döndükçe adam da sen böyle yapıyorsan kusura bakma, ben de başka bir yere gidebilirim diyebiliyor. Hadi yazalım bunu alta o zaman Duygucuğum. Güzel kadın daha mı, daha çok aldatılır diye Çünkü yazalım. Çünkü ego yükseliyor. Biraz. Adam da şunu demeye başlıyor. Ya sen misin bu kadar egosunu yükselten ve sen misin bu kadar kendini beğenen? İşte ben de böyle yaparım demeye getiriyor. Çok örnekleri var. Hülya Avşar'da da aynı şey olmuştu. Çok çok güzel bir kadın. Birçok güzel kadın aldatılıyor. Güzel kadınlar mutlaka aldatılıyor. Ivana Sert'te de aynı şey oldu. Ben şöyle düşünüyorum. Bence bunun bir nedeni de erkekler onlara güzellikleri için geliyor ve bir başka güzele gitmekte de bir sıkıntı görmüyorlar diye düşünüyorum. Evet, biraz heves boyutunda tabii, kalabiliyor. Yani çünkü güzel kadın, şimdi güzel kadının olmanın da dezavantajı şu oluyor. Bildiğimden değil, nereden bileyim? Barış uyarıyor bak. Güzel kadın elde ölçülerin, eğer standart ölçüler içerisinde mütenasip bir kadınsa, hani seni gerçekten istiyorsa, insanlığına değer veriyorsa, işte beraber bir yuva, hayat, birliktelik yaşayabileceğini düşünüyorsa geliyor. Şöhretli, sadece güzel de değil, şöhretli, göz önünde herkesin gördüğü, ekrana çıkan, herkesin nazarında olan bir kadınsa hedefi, ondan hoşlanmasa bile, kişiliğini sevmese bile,
Onu elde etmek için çabalıyor. Bu bir egodur zaten. Yani o bir hedeftir. Nasıl mesela 3 milyon dolar kazanmak istiyorsunuz, aynı şey. Ben o kadını almalıyım. Bir de şunu söyleyeceğim. Güzel kadınlarla olan erkeklerde hedef listesindedir bazı kadınlarda. Aynen. Mesela o Ivana Sert'le birlikte veya o Hülya Avşar'la birlikte, o Burcu Esmersoy'la birlikte ben bu adamı elde etmeliyim işte. Çok enteresan. Bu vardır. Mi? Kadınlar arası rekabettir bu. Bunların hiçbirinin aşk ve sevgiyle ilgisi yok. Bunlar hırslar ve egolar. Ama bunlar gerçek hayatta yaşanan insanlar. Çünkü benim gerçekten seanslarda görüştüğüm kişiler bunlar. Yani bu çevrelerden bahsediyorum. Bunlar karşımda insanların yaptığı itiraflar. Hiçbirisi uydurma değil. Hakikaten oluyor. Evet, ben yok. O adamı istiyor. Uğraşıyor. Evet. Adamın gittiği spor salonuna yazılanlar mı dersin? Tabii, tabii. Sen de biliyorsun. Tabii. İşte hani bir strateji. Takip edenler mi? Zaten bu çevrenin takıldığı 5 tane falan bir mekan var, değil evet. mi? Bir bakarsın ilişki döneminde bir ortalıktan 1-2 sene yok olurlar. Sonra yine oraya gelirler, anlarsın ki ayrılmışlar. Hep aynı çevrede. O yüzden hani turnike gibi bir ünlünün 5 ünlüyle sırayla çıktığını görürüz. Çünkü o çevre hep aynı yerde buluşur ve aynı yerde değişir. Bence hani insanlar az önce de espri yaptık arkadaşlarla ekipçek. Vitrinine geldiği için başka bir vitrine gitmek daha kolay. Evet, çünkü o yüzden orada duygusal bir derinlik olmadığı için aynen. o ilişkiyi yıkmak daha kolay olabiliyor. Evet, yani erkekler de tıpkı iyi arabaya binmek, hepsi için söylemiyorum tabii, iyi saat takmak, iyi bir prestijli bir semtte oturmak gibi güzel ve şöhretli bir kadın olmayı da... Bir de şu var kadınlarda, hiçbir şekilde... araştırmıyorlar erkeklerle birlikte olurken. Daha önceki ilişkilerinde ben hep bakın diyorum. Ya. Hep aldatmışsa daha öncekileri seni de mutlaka senin de sıran gelecektir ve aldatacaktır. Ve genelde evliliklerde 36 ay tamamlandıktan öyle sonrasında. Mi? 3 yıl evet, yani. 3 yıl tamamlandıktan sonrasında aldatma gerçekleşebiliyor. Onun dışında bana hep şey diyorlar işte erkeklerle ilgili çok aşırı böyle sert direkt konuşmuyor musun ama ben kendi çevremde ve bu işi yaptığım çevrede diyeyim aldatmayan çok da fazla erkek tanımıyorum açıkçası. Kimse de kusura bakmasın. Bunu ben bunları uydurmuyorum mi? Yani gerçekten yani olan şeyleri söylüyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Çok fazla aldatma konusu var hakikaten. Doğru. Daha önce birisini aldattıysa seni de mutlaka aldatacaktır. Kadınlar hep şöyle bir telkin içinde. Ya benimle farklı. Ben onu değiştireceğim. İşte. Öyle bir şey yok. Bravo. Adam öyle onun özü öylese onu değiştiremez. Böyle bir atasözü var. Zaten kadınlar erkekleri ben onu değiştireceğim diye alıp evlenir. Erkekler evet. kadınları inşallah değişmez diye alıp evlenir. İşte bu evlenince kadar kadın gerçek yüzünü evet. gösterir. Tırnakları çıkıverir. Erkek de asla değişmez öyledir zaten. Kimse evet. de kimseyi değiştiremez. Yani sadece adam sıkılır. Birkaç hafta farklı davranır. 3-5 gün kasar. Ondan sonra yine özüne dönülür. Aynı şiddette de tartışmalar yaşanır. Tamamen katılıyorum ben. Mesela bu ben bu kitapta evli erkeklerle birlikte olan kadınlarla ilgili bölümde koyduğum için evli kadınlardan çok tepki geldi. Ben izledim. Okan'ın programını da izledim. Sen nasıl biliyor musun da yazıyorsun bunu falan diye bir izleyici aradı galiba. Evet evet. Yani sen ikinci kadın değilsen bunu yazamazsın dedi ama şöyle bir şey var. Mesela kapağa koydum. Aldatma, kandırılma, terk edilme, ara sıra görüşme, ilişkiyle ilgili sorun yaşama. Bunların benzerlerini yaşadım ama ikinci kadın olmadım. Ama o kadar çok ikinci kadın tanıyorum ki seansları, vakaları zaten yazdım. Bir araştırma boyutu var kitabın. Orada hanımefendi onu söylemiştim. Fakat hanımefendi aslında kendinden söz etmek için aramış. Yani ben çok başarılıyım. İkinci kadınken birinci kadın oldum dedim. Ama aslında onun efendi şöyle iyi bir örnek. Konuşmaları sizde... Yani boşattım da beni ne evlendi ya anlamında mı söylüyorsun? Sevgilisi vardı ya da evliydi adam. Onu açıklamadı ama şunu söyleyeceğim. O hanımefendiki tonlama şuydu. Bak zafer benim oldu. İşte o noktada kadınlara şunu da söylüyorum. Bu sevgi değil ki. Sen o adamı sevdiğin için birinci kadını kenara atıp sen birinci kadın, ikinciden birinciye yükselen kadın olmadın. Sen orada kendi egon için bunu tabii. yaptın. Bunun sevgiyle hiçbir ilgisi yok. Seven zaten orada adamı zora sokmaz. Evet. Yani hani adamın maddi manevi evet. bir sıkıntıya girmesini istemez. Başka şeyler düşünülür ama. Yalnız çok severek birlikte olan ikinci kadınlar da var. Bazı kadınlar tanıyorum 20 yıl boyunca bir adamı beklemiş. Ya onun hep ikinci kadını olmuş ve değer vermiş. Onun yuvası yıkılmasın diye veya birinci ilişkisine çok saygı duyduğu için adamı çok sevdiği neden için. Neden bu yaşanıyor bizim ülkemizde çok? Adamlar çok güzel tatlı dille önce başta ya vallahi bırakacağım karımı dur bak yemin ederim yarın mahkemeye gidiyorum şu bu derken kendilerini o kadar güzel alıştırıyorlar ki. Kadın da alışınca vazgeçemez. Evet, kadın çok sonradan güzel. Sever. Evet kadın severse çok kolay gitmez gerçekten öyleymiş severse. Zaten. Hanımlar evet. ilk 6 hafta biz sevmiyormuşuz. Bak şurada Tuğçe'nin zaten söylediği bir şey var. Başta erkek peşindeydi artık seni arzulamıyorsa. Şöyle bir şey oluyor. Erkekler en başta daha yüksek seviyor. Çünkü erkek evet. gözüyle sever. Ve işte Tuğçe'nin de söylediği gibi bir elde etme tutkusu evet. bir hedef koymuş kendine sana doğru geliyor. En iyi halleriyle sana geliyor bu.
Şimdi 6 hafta sonra kadın sevmeye başlıyor. Ama biz kaptırdığımız zaman bu sefer erkeğin ilgisi azalıyor. Sen de burada yazmışsın. Başta peşindeydi, artık seni arzulamıyor. Taktik geliştir yazmışsın. Ne yapmalı bu kadın?